Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bazen bazılarına gün doğuyor. Hani kurt puslu havayı sever demişler. Puslu havayı sever. Şu korona günlerinde bile bazıları kendince bir yıkıcılığını göstermek için, bölücülüğünü göstermek için fırsat bekliyor. Bilhassa da dinimiz üzerinde. Yani milleti bölmek isteyenler ona çalışıyor. Dinimizi yıkmak isteyenler ona çalışıyor. Dini değiştirmek, bozmak isteyenler ona gayret gösteriyor. Sevgili dostlar, ibret almıyor. Ders almıyor, çıkarmıyor. Maalesef kurt puslu havayı seviyor. Öyleyse bizlere de her zaman dikkatli olmak düşüyor. Bakın, koronanın ilk başladığı günlerde birdenbire herkes hemen camiler ne olacak, cemaat ne olacak, cuma ne olacak falan. Şimdi Ramazan geliyor. Dikkat edin, oruç ne olacak, Ramazan ne olacak, başka zamana alalım mı bilmem ne konuşmalar başlıyor. Yani hep bir şeyleri ortadan kaldırmak, dine saldırmak, bir şeyler yapmak. Sanki dikkat edin, Avrupa'dan gelenleri, bu tipleri hiç konuşmuyor. Ümreden gelenleri sabah akşam ağzına alıyor. Evet, her ikisine de tedbir almak gerekir. Ama sanki Ümre'ye yeni mi gidiliyor, ilk mi gidiliyor, ilk mi geliniyor? Devletten tedbir almayı beklersin. Ama sanki hastalığı bunlar yaymış gibi, hastalıklı gibi bakmak nasıl bir zihniyet, nasıl bir anlayış? Biz bunu unutmayalım. Bunu bir kenara yazalım. Asıl olan ne? Asıl olan dinimizi Peygamber Efendimiz, bugün size dinimizi itmam eyledim. Din tamamlanmıştır. Acaba zamana, zemine göre değişen bir şey mi zannediyorsun sen İslam'ı? Böyle günlere hazır değildik de Ramazan'ı başka zamanlara alabilir miyiz? Şunu şöyle yapabilir miyiz? Cuma'yı böyle kıldırabilir miyiz? Bunlar İslam'dan hiçbir haberleri yok. Yahu kardeşim, İslamiyet hangi dünyada hangi olay meydana gelirse gelsin, hangi hadiseler ortaya çıkarsa çıksın, İslamiyet onun cevazını vermiştir kardeşim. Sadece sen dinde, fetvalarda ara bunlara. Dinde verilmemiş hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak bütün hastalıkları yaratan, şu bir koronavirüse dünyayı evine mahkum eden Rabbimiz, o koydu kanunları, sen koymadın. O çıkarttı. O dünyanın yaratılışından dünyanın yok oluşuna kadar her şeyi bilen Rabbimiz, ona göre koydu. Sen kendi kafana göre bir şeyler arama. Bakın, cuma namazı. Şimdi insanlar eve kapanmış. Cuma farz. Peki ne lazım? Ne lazım? Serbest olmak lazım. Hükümet evlerde bir hastalık dolayısıyla, bulaşıcı bir hastalık dolayısıyla sana gelecekse bunu, cumayı iznini vermeyebilir mi? Verebilir. Verdi. Ne olacak böyle zamanda? Öğle namazını kılacak. Mesela Diyanet tutuyor bir camide işte özel olarak bir namaz kıldırmak istiyor. Peki fıkıh kitaplarında ara. Var mı böyle bir uygulama? Göster bana. Ne lazım? İzni am lazım. Serbest olması lazım. O camiye herkesin girebilmesi lazım. Oraya giremiyorsa o namaz olmaz kardeşim. O milletin ne yapması lazım? Öğle namazını kılması lazım. Bitti. Peki şimdi fıkıh kitaplarına git. Yolculara cuma farz mı? Haydi söyle, seferi olana farz mı cuma namazı? Ta arazilerinde, şehir dışında, uzak köylerde, göçebelere cuma farz mı? Göster bana. Hadi söyle, göster. Bunlara biraz bak. Bunların izni. Şehirde de hastalık, umumi hastalık, dert bir araya gelmede sıkıntı olunca verildi mi bunun izni? Verildi, bitti. Sen neyi arıyorsun da dini bozuyorsun? Bir bid'at daha meydana getiriyorsun. Peki biraz daha ileri. Şimdi acaba şeyler ne olacak? Ramazan geliyor. Oruç tutulacak mı? Adama bak. Orucu zaten hasta olan adam, tabibi Müslüman, hazır, Müslüman bir doktor, hasta bir adama sen oruç tutma dediğinde orucunu tutmaz. Bitti. Peki zinde olan, güçlü olan adam orucunu tutar mı? Tutar. Hiçbir ihtiyaç var mı? Evinden zaten çıkmıyor. Ne var? Bağışıklık sistemini düşürürmüş. Kim söyledi? Bugün hem Müslüman hem gayrimüslim doktorlar açlığın ve orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyorlar. Neye göre söylüyorsun bunu? Oradaki bir tane felsefeci, felsefecilere gün doğdu öyle mi? Felsefeciler hemen kafasına göre, aklına göre ibadet ortaya koyanlar. Oysa şanlı Peygamber Efendimiz oruç tut, sıhhat bul buyurdu. Buyurun. Ne var şimdi? O da güçlendiriyor. Peki ne olacak? Bir zamanlar vardı Kabe'deki imama duranlar. Kabe'deki televizyonda Kabe'de namaz duran imama duranlar vardı. Uyup da namaz kılanlar vardı. Ya televizyondaki imama uymak var mı? Nerede var? Göster bana. Hangi ibadette oldu? 1400 senedir. Nerede görüntüye uyan oldu? Var mı böyle bir şey? E şimdi teravihi de bunlara göre mi yapalım? Niye? Vehhabilerin o hareketi, mezhepsizlerin, bid'at ehillerinin o faaliyetlerini şimdi içimize bu felsefeciler hemen getirmek istiyorlar. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım bütün bunlara. Ramazan'da orucu şunu bile görüyoruz. Orucu başka bir aya alalım mı? Bunlar kendini Romulus mu zannediyorlar sevgili dostlar? Romulus, hani onun zamanında 10 ay vardı. Jules Caesar mı zannediyorlar? 2 ay daha koydu Jules Caesar. Onun zamanında. Augustus mu zannediyorlar? Ayı 30-31 yaptı. Şimdi Jules Caesar biliyorsunuz Julay, Temmuz, Caesar'ın ayı. Augustus da çekemedi. Çekemedi. Benim niye ayım yok dedi. Ağustos ayını aldı. Ama 30 çekiyordu Ağustos ayı. Sezar'ınki 31 çekiyor. Benim ay nasıl 30 olur? Tuttu. 31 yaptı. E nereden aldı? Zavallı. Şubat'tan aldı. Şubat'tan gün aldı. Şubat'tan o aldı, o aldı. Şubat 28'e kadar düştü. Zavallı Şubat, başına gelmeyen kalmadı. Şimdi bunlar da Ramazan'ı ne zaman alacaksın sen? He? Söyle bana bu felsefeciler. Hangi zaman alacaksın? Kur'an-ı Kerim'de oruç Ramazan ayında. Bunlar bir dönemde de ya bu hac çok kalabalık oluyor diyorlardı. Biz haccı 2'ye bölelim diyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de hac arefedir buyuruldu. Arefe bir gün, bir gün. Arefe'yi göster bana ikincisini. Arefe günü Arafat'a çıkmak var. Farz kardeşim. Ramazan ayında oruç farz. Ayın hareketini değiştirebilirsen Ramazan'ı da değiştirirsin. Ahmak. Ahmağa ne söylersin? Ahmağa uyma. Dinini bil. Fıkıhtan, tefsirden, hadisten zerrece nasibi yok. Ama o kuş beyinli aklıyla güya felsefe yapıyor. Bunu başka bir aya alalım. Başka ayda ancak kazasını tutarsın beyefendi. Ramazan'da tutamayanlar başka ayda kazasını yaparlar. Tutamayan insanlara da dinimiz veriyor. Hasta adam. Tabii bir Müslüman bir doktor senin oruç tutman sana zarar verir diyorsa tutamaz. Başka ayda kaza eder. Tutamayacak kadar kendini kötü hisseden tutamaz. Başka ayda kaza eder. Seferi olan tutamaz. Tutamıyorsa ona da müsaade edildi. Ya dinimiz Cenab-ı Hak bütün alemleri yaratan koyduğu kanun her şeyi ortada, meydanda beyefendi. Romulusluk yapma. Jules Caesar'lık etme. Augustus'a özenme. Dinini bil. Peygamberini tanı. İyi öğren. Ve biz onlara uyalım. Evet, kurt puslu havayı seviyor. Böyle zamanda çok konuşuyor. Zor zamanda ibadetlerin çok kıymetli olduğunu da bil. Sen seferilikte müsaade edildi diye bırakıverme orucunu. Merak etme. Daha büyük güç kazanırsın. Zor zamanlarda ibadetini artır. Daha fazla sevap elde edersin. Yani şimdi Osmanlı'yı düşünün. Savaşları düşünün. Seferleri düşünün. Uyvar'ın fethi doktora tezimdir arkadaşlar. O seferde Evliya Çelebi de bulunmuştu. Ordu öyle kolay değil. Seferleri de kış, yaz, yolculuk etmek öyle kolay değil, basit değil. Kasım ayında geri dönerken diyor bir sabah kalktık her tarafı buz tutmuş. Buzları gaziler kalkmışlar sabah namazı için. Sabah namazı için kalkmışlar, sular buz tutmuş. O buzları kırıyorlar. O buz gibi sularla abdest alıyorlar ve namaz kılıyorlar. Namazı mı bıraktı o gaziler? Ezanı mı bıraktı? İbadeti mi bıraktı? Orucu mu bıraktı? Seferde bıraktılar mı? Osmanlı seferlerini şöyle bir incele. O zorluklarda ibadetlerini, taatlerini, Rablerini asla unutmadılar. Cenab-ı Hak da onları iki cihanda aziz eyledi. Zoru göresiye kaçma. Zoru göresiye kaçma. Bilakis zorluklarla piş. Zorluklarla piş. Zorluklarla boğuş. Zorluklarla ibadetin, taatin lezzetine er. Asıl lezzeti gör. Orada lezzet var. Yattığın, oturduğun yerde öyle adama lezzet gelmez, tat gelmez. Bunları da bilelim sevgili dostlar. Cenab-ı Hakk'ın belki de bizler için böyle günlerde ne kazançlar, ne nimetler hazırladığını da unutmayalım. İnşallah önümüzdeki Ramazanımız da bizlere mübarek olsun sevgili dostlar. Sağ olun, var olun.